You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more, yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, En son ne zaman hayal kurdunuz? Peki, en son kurduğunuz hayalleri ne zaman gerçekleştirmek istediniz? İşte sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünde sizlere scuba dalış sporu hakkında bilgiler vereceğiz. Huzur, macera ve heyecan. Ve su altının ayrı dünyasını hep beraber yaşayacağız. Su altında neler var? Su altında ayrı bir dünya var. Evet, biraz önce belirtmiştim. Deniz heyecan, deniz mutluluk, deniz macera. Ve bugün sizlere dalış keyfini yaşatacağız dedik ama dalışın öncesi bu dalışa götüren kaptan kim? Hangi duayen? Eski bir kaptanımızla tanıştık burada ve bu kaptanımızla röportaj yapmadan geçemiyorum. Ve bu kaptanımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Merhabalar, Tekdeniz'de Merhaba. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bendeniz Humayun Mesutoğlu. Humayun Mesutoğlu. Humayun Mesutoğlu. Ne diye hitap edelim size? Humayun'u tercih ediyor. Humayun kaptan diyelim evet. O zaman. Humayun kaptanım, kaç yıldan beri bu mesleği yapıyorsunuz, kaptanlığı yapıyorsunuz? Valla ben çocuktum, küçük bir dingim vardı, onunla kürekle dolaşırdım. Kaptan da demeyelim de deniz diyelim, denizcilik diyelim. Denizciliğe öyle başladım. Yani çocukluktan bu yana evet, gelen, duayen dediğim kadar varmış o zaman. Duayen çok iddialı benim için de denizci olmak güzel bir peki, şey. Peki denizcilik nasıl bir duygu? Kaptanlık nasıl bir duygu? Valla denizcilik, deniz özgürlüktür benim anlayışımda. Deniz özgürlüktür. Denize açıldığınız zaman, demir aldığınız zaman, özellikle ben öyleyim, karadaki hiçbir sorun benimle gelmez. Hepsi orada kalır. Deniz ve ben ve teknemdeki insanlar. Böyle bir bütün, özgür, istediğini yapan, istemediğini yapmayan. Denizcilik böyle bir şey bana göre. Peki genç arkadaşlarımıza kaptanlık eğitimi almalarını, gemicilik eğitimi almalarını tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle denizci olsunlar. Kesinlikle denizci olsunlar. Denizci deniz olan her yere gider, gezer. Gezmek insanın ufkunu, vizyonunu genişletir. Çok ciddi bakış açısı oluşur. Çok farklı kültürlerle bir arada yaşar. İşte bir dünyalı böyle meydana gelir diye düşünüyorum. Peki özel olmazsa bir soru daha soracağım. Tabii. Belki bunu ekranlara veririz, belki vermeyiz. Tamam. Kaptanlar çapkın oluyor diyorlar. Öyle bir şey var mı? Bu hep her zaman ya, söylenmiştir. Kaptanlar çapkın oluyor demeyelim de denizciliğin doğasında olan bir şey. Evdeki hanım 6 ayda bir gelen kaptan pek ilişki olmaz. bunun çözümü nerede? Gittiğin yerde. Yani her rıhtımda... Yani bu işin doğasında var bu. Her rıhtımda kaptanın olmalı bir... Yani. Sevgilisi, olmalı. Bir eşi var mı diyorsunuz? Olmalı diyorum. Peki buna diğer kaptanlarımız ne diyecek? Vallahi itiraz eden olur mu bilmiyorum. İtiraz ediyor ise o onun yeteneksizliğidir diye düşünüyorum. Evet sevgili hanımlar, buradan da mayım kaptanımın söylediği üzere her kaptanın diyor her rıhtımda kesinlikle bir sevgilisi vardır diyor. İtiraz etse bile diyor sağdan soldan hani kaçmaya çalışıyor diyor. Evet. Doğru değil mi? Doğru, bence de. Tamamen doğru. Humayun kaptanım çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi teknenizde misafir ettiniz. İnşallah akşama kadar teknenizde dalışla alakalı çekimlerimiz olacak. Tabii ki. Dalışın özellikleri nelerdir, nasıl dalınır?
Birazdan evet. Faik hocamla detaylı bir röportajımız olacak. Evet sevgili izleyiciler, birazdan Faik hocamla detaylı bir röportajımız gerçekleşecek. Bakalım Faik hocamız dalış hakkında bize ne gibi bilgiler verecek? Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Good morning to everyone and welcome to Mermaid Diving Club. My name is Faik, F-A-I-K. I will be the boat leader and the safety diver at the boat today. And I'm the master instructor also. I will follow all the safety instructions about you during the day. Maybe you will not see me in the water or at the boat today, but be sure that my eyes are always on you during the day for your safety, related to diving or related to boat things. First of all, let me introduce ourselves, who we are, who you gonna dive with today. Our star Ahmet is our experienced diver instructor who gonna dive with experienced divers today. Ahmet, big clap for Ahmet, please. Good morning, guys. Welcome forever. Yeah. Then Berk, Berry, Pınar, and Tuberk will be our beginner diver instructors who gonna dive with our beginner divers who will take care of beginners today. Big clap for them. Lots of beginners today. All right. Arkadaşlar merhabalar, günaydın, tekrardan hoş geldiniz. Benim adım Berk. Bugün ben ve ekibim bütün gün boyunca teknede sizinle birlikte olacağız. Teknede ve suda. Birkaçınızla belki bugün de alma fırsatım olacak. İlk olarak teknemize hoş geldiniz diye başlayayım. Önce teknemizle ilgili bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra bugün neler yapacağız ve en son olarak da dalışta hakkında bilmemiz gerekenleri anlatacağım. Bildiğiniz üzere bu bir dalış teknesi ve gideceğimiz koyda bir dalgıç koyu. Bu da demek oluyor ki gün içinde teknenin çevresinde birçok dalgıç olacak. O nedenden dolayı üst kattan veya yanlardan suya atlamıyoruz. Herhangi bir dalgıca veya kendinize zarar verebilirsiniz. Suya giriş ve çıkışlarımızda arkadaki kırmızı platformu kullanacağız. Sizden bir ricam, dalmak için veya yüzmek için paletleri kullanabilirsiniz. Ancak lütfen paletlerimizi suya girmeden hemen önce takalım. Nedeni şu, paletlerle yürümek hem zor hem de tehlikeli olabiliyor. O nedenden dolayı paletleri suya girmeden hemen önce takalım. Bugünün planı 2 dalış yapmak. Dalışlarımız ortalama 20'şer dakika sürecek. 20 dakikadan az olmayacak ama hiçbir dalış. Biri yemekten önce, diğeri yemekten sonra ortalama 5-6 metreye 2 dalış yapacağız. Güvenliğiniz için 1'e 1 veya 2'ye 1 dalıyoruz. Yani bir eğitmene 1 acemi veya bir eğitmene 2 acemi şeklinde. Eğitmenleriniz sürekli olarak sizin ellerinizden tutacak ve bir göz teması sağlayacak. Bu şekilde herhangi bir problem yaşadığınızda en ufak bir şeyde dahi eğitmeniniz bunu anında anlayacaktır ve size yardım etmek için hazır bulunacaktır. Yani zaten eğitmeninizle aranızdaki en uzak mesafe bu kadar olacak. Aynı zamanda bizde hiçbir şekilde hazır ekipmanını giy, suya atla, dal, çık diye bir mantık yok. Gruplar halinde dalıyoruz. Arkadaşlar grup numaranızı söylediğinde buraya iniyorsunuz. Burada size elbiselerinizi ve paletlerinizi vereceğiz. Onları giydikten sonra suya atlayacaksınız. Suda sahilde, suyun şuraya gelen kısmında eğitmenleriniz sizi bekliyor olacak. Eğitmeninize yüzeceksiniz. Orada size ağırlık kemerleriniz ve ekipmanlarınız takılacak. Bunu suda takmamızın nedeni şu, normalde ağır ekipmanlar. Ama suda bu ağırlığı hissetmiyorsunuz. Sizin üzerinize yük bindirmemek için ve yorulmamanız için size bunları suda giydiriyoruz. Ekipmanlarımızı taktık, maskemizi taktık, hazırız. Dalışa başlamayacağız. İlk olarak eğitmeninizle birebir olarak nefes alıp verme alıştırması yapacaksınız.
alıştıktan sonra, kendinizi iyi hissettikten sonra sadece yüzünüzü suya sokup nefes alıp verirken çevrede dolaşan ufak balıkları izleyeceksiniz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, dalışı yapmak istiyorsanız olduğunuz yerde diz çökeceğiz. Diz çöktüğünüzde su yüzeyi kafanızın üzerine gelecek. Eğitmeniniz o noktada alışana kadar, siz kendinizi iyi hissedene kadar bekleyecek. Her şey yolundaysa, her şey güzelse dalışa başlayacağız. O anda kendinizi hissetmediğiniz an sadece ayaklarınızın üzerine çıkmanız yeterli. Böylece suyun üzerinde olacaksınız zaten. Okay. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you don't, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you won't, you can bring your friends and we can. İlk olarak bizim için dalışın altın kuralı adını verdiğimiz bir kural var. Suyun altında ne olursa olsun asla nefesimizi tutmuyoruz. Sürekli olarak nefes alıp nefes vereceğiz. Ağzımızdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Biliyorum bu normalde alışık olmadığınız bir şey. Ama biz sizin alışmanızı bekleyeceğiz. Ve insan vücudu bu tarz önemli reflekslere çok kolay alışır. İkinci olarak da daha önce uçak yolculuğu yaptıysanız veya yüksek rakımlı bir dağa çıktıysanız kulaklarınızda bir baskı tıkanma hissedersiniz. Aynısı suyun altında da var. Şöyle ki, suyun altında derine doğru inerken su basıncı kulak zarlarımızı içeri doğru iter. Bu da bir baskı, ağrı veya acıya neden olur. Ama bunu çözdüğümüz an, bu problemi çözdüğümüz an dalışın %90'ı keyifli ve güzel geçecektir. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Suyun altında alçalırken kulaklarınızda en ufak bir baskı hissettiğiniz an, acının oluşmasını beklemeden veya eğitmeniniz size şu hareketi yaptığı zaman burnunuzu kapatıp burnunuzdan nefes vermeye çalışıyorsunuz. Şu an burada hafifçe deneyebilirsiniz. Burnunuzu kapatıp ve burnunuzdan nefes vermeye çalışıyorsunuz. Kulaklarınızda pıt pıt hissetmişsinizdir ve tıkanma olmuştur. Bu bizim kulakları eşitlemek dediğimiz hareket. Bunu sürekli olarak yapacağız. Eğitmeniniz size dediğinde veya kulaklarınızda en ufak bir şey hissettiğinizde bunu yapın. Bunu yaptığınız sürede güzel bir dalış geçirebiliriz. Bildiğiniz gibi suyun altında konuşamıyoruz. Konuşamadığımız için belli başlı el işaretleriyle anlaşacağız. Çoğunu şeklinden çıkartabilirsiniz, ben hepsini size göstereceğim. Bizim için ilki ve en önemlisi. İyi misin? Eğitmeniniz bunu sürekli olarak soracak. İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? But just one thing, you need to follow the instructions, and I'm exactly here to tell you the instructions. And if you couldn't understand something, or if I couldn't tell you something because of my language, please warn me, I try to tell you again and again. How are you gonna tell us? You will show us, I have a problem. This is problem signal. If you show us the problem signal, then you should show me where the problem is. For example, I have a problem with my mask. There is a mouthpiece and a teeth part here. You will bite gently from the teeth part and cover the mouthpiece with your lips. At this time, your lips will be sealer. That means it will seal the water. Sevgili izleyiciler, Humayun Kaptanımızla röportajımızı gerçekleştirdik ve biraz önce de belirttiğim gibi dalış eğitmenimizle birlikte olacağız dedik ve dalış eğitmenimiz bizlere neler söyleyecek, dalış hakkında ne gibi bilgiler verecek, bunları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Faik Aslan, Deniz Kızı Dalış Merkezi Mermaid Diving Club'da işletmeci,
dalış eğitmeni ve rehber dalgıç olarak görev yapıyorum. 25 yıldır Fethiye bölgesinde misafirlerimiz olan dalıcılarla hizmet vermekteyiz. Böyle. Peki hocam, su altında olmak nasıl bir duygu? Bunları bizlerle paylaşabilir misiniz? Su altında olmak gerçekten birçok insanın merak ettiği fakat bazı çekincelerin olduğu, tamamen yerçekimsiz, fizyolojimize çok az aykırı ama çok kolay adapte olunabilir. Yerçekimsiz dediğim gibi bir ortamda soluk alıp verebilme hissini size tattırdığımız bir ortam. Dalış sporunu yapmak zor bir spor dalı mı, kolay bir spor dalı mı? Dalış esasında tabii bu insana göre değişen bir durum. Yani zorluğu, kolaylığı, denizde çok aşinasınızdır, haşır neşirsinizdir. Sizin için çok kolay gidecektir bazı şeyler. Ama denizle çok muhatabınız yoktur, çok aşina değilsinizdir. Önce o denizle olan yakınlığınızı kurup ondan sonra dalışa adapte etmemiz gerekiyor. Ama biz her zaman dalgıçların dalışın kolay olduğu ortak paydasında buluştuğunu söyleriz. Yani dalış bizce ve sizce de öyle olacaktır, kolay bir aktivitedir diyebiliriz. Peki dalışa başlamanın bir yaşı var mı? Federasyonumuzun belirlediği dalışa başlama yaşımız 14. Tabii bir Avrupa'da, Amerika'da değişkenlik gösteriyor bu yaşlar. Fakat şu an bizim Türkiye Sualtı Sporları Federasyonumuzun kesin talimatıyla sportif dalışa başlama yaşı 14 olarak gözüküyor. Yani bu konuda özel eğitimler veriyor musunuz? Özel öğrenciler alıyor musunuz? Tabii ki özel öğrencilerden kastımız eğer dalış öğrencileri ise her şekilde 9 ayrı sistemde, bünyemizde 9 ayrı sistemi barındırabiliyoruz biz Mermaid Diving Club olarak. Burada tabii Türkiye'de tek yetkili kurum Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu. Bunun da dalıcılarını yetiştirip gerektiğinde bürevelerini veriyoruz. Eğer başarıyla bitirebilirlerse eğitimlerini. Faik hocam, dalış ekipmanları nelerdir? Dalış ekipmanlarımızı aslında iki ana konumda ayırabiliriz. Bir, aletli dalışta gerçi hepsini kullanıyoruz ama yardımcı ekipmanlar ve ana donanım olarak ayırabiliriz. Yardımcı ekipmanlar esasında hepinizin de daha önceden haşır neşir olduğu, birçoğunuzun diyeyim. Maske ve şnorkelimiz ve paletlerimiz. Bunlar paletlerimiz bildiğiniz gibi su altında bizim birinci öncelikle ilerlememizi, rahatça ilerlememizi sağlıyor. Su altında çünkü çok ciddi sürtünmeli bir ortamda karşı karşıyayız. Palet kullanmak zorundayız onun için. Diğer ekipmanımız da maske ve snorkelimiz de. Maskemiz su altında gözümüz ile su arasında hava boşluğu yaratarak bizim görmemizi sağlıyor. Şnorkel de yüzeyde kullandığımız soluk alıp verme ekipmanı. Bunları zaten hepimiz daha önceden bir veya birçok kez kullandık diye umuyorum. Diğer ekipmanımız da scuba dediğimiz BCD, yani yüzerlik dengeleyici ceket, dalış tüpü ve regülatörümüzden oluşuyor. Burada bunların açıklamasını yapmak gerekirse de öncelikle tüpümüz dalış tüpü içerisinde 200 bar basınçlı havamız var. Yani 2400 litre havayı 12 litrelik bir tüpün içine sıkıştırıyoruz. Normal bildiğimiz havayı tüpün içerisine sıkıştırıyoruz ve uzun süreler su altında kalmamızı sağlıyor dalış tüpü. Ayrıca dalış tüpünden sonra yüzerlik dengeleyici ceketimiz var. Yüzerlik dengeleyici ceketimiz üzerinde bulunan bir içine hava doldurma veya boşaltma mekanizmasıyla bizim orta suda sepiye dediğimiz orta suda asılı kalma pozisyonumuza bizi yani tüpün ağırlığını hissetmeden yer çekimsiz bir ortama kavuşmamızı sağlıyor bizim BCD dediğimiz yüzerlik dengeleyici ceketimiz. Ayrıca bunun da üzerinde regülatörümüz var. Regülatörümüz ise dedik ya tüpümüzün içerisinde yüksek basınçlı bir hava var. Regülatörümüz bu yüksek basınçlı havayı solunabilir basınca düşüren yani regüle eden, düzenleyen enstrümanımız burada kullandığımız. Tabii birkaç hortumu var. Bunların hepsinin ayrı özellikleri var. Bu şekilde. Temel bahsedecek olursak scuba ekipmanımız bu şekilde. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Dalışa çıktık çıkalı beraber tura başladığımızdan beri hep böyle geldik, konaklama yerine geldik. Burada siz dalış üzerine çok güzel gelen misafirlerinize eğitimlerini verdiniz. Nasıl dalınacağını bunlara anlattınız Sayın Hocam'la beraber ve suyun içerisinde birçok bazı hareketler gösterdiniz. Bunlar nelerdir? Öncelikle su altında bildiğiniz üzere konuşamadığımız için işaretlerle anlaşıyoruz. Burada en başta işaretlerden bahsediyoruz. İyi misin?
Eğer herhangi bir probleminiz varsa bu problemi nasıl açıklayacağımızı. Bu iyi misin işareti. Bu problem var. Ne haber? Problem var. Ne haber? Problem var. Nerede olduğunu bilmediğim için bunu nasıl açıklayacağını, kendini nasıl ifade edeceğini vesaire bunların hepsini açıklıyoruz dalışlarımızdan önce ve aşağı indiğimiz zaman zaten bizim dalış ekibimize özel bir standart. Bütün misafirlerimizin ellerinden tutuyoruz ve göz kontağı var. Ola ki misafirimiz herhangi bir panik yaptı ve bize problem olduğunu söyleyemedi. Bunu belirtemedi, unuttu işareti. Göz kontağından ya da elimizi sıktığı zaman, bu özellikle çok önemli bir şey, elimizi sıkmasından bile bir problem olduğunu anlıyoruz ve direkt müdahale ediyoruz. Ya o kişide bir sorun var mı? Bir problem mi yaşıyor? Evet. Bunu hemen böyle anlayabiliyorsunuz. Tabii ki. Evet. Bunlar için özel eğitimler alıyor musunuz? Şimdi siz eğitmensiniz. Sonuçta burada gelen kişilere eğitmenlik yapıyorsunuz ve onların başında duruyorsunuz. Bu konularla alakalı çalışmalarınız, eğitimleriniz oluyor mu sizlerin? Ara ara eğitimlere gidiyorsunuzdur. Tabii ki muhakkak en büyük ve bence tanıştığım en iyi eğitmenlerden biri Faik Aslan'dır. Bu konuda en güzel şekilde eğitim veriyor ve gerçekten mükemmel olmadan insan hayatı söz konusu olduğu için suyun altına girmemize ve herhangi bir şekilde bir müşterimizle ilgilenmemize izin vermiyor. Ben o sözünüze katılıyorum Faik Hocam. Şimdi biz dalış turuyla alakalı programımız içerisinde işleyeceğimiz için araştırdık. Hangi dalış grubuyla açılalım diye düşündük. Ama herkes Sayın Faik Hocam'ı tavsiye etti. Sağ olsun. Bizler de rica ettik. O da teknesinde bizlere dalışla alakalı bilgiler vereceğini, dalışta neler yapılıyor, dalışın hassasiyetlerini buradan insanlara aktaracağı konusunda söz verdi ve sözünü de yerine getirdi. Teşekkür ediyorum rica hocam. Rica ederim, ne demek. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Çok teşekkür ederim. Daha çok dalışlarımız olacak. Hocam size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Herkesi bizimle suyun altına keşfetmeye davet ediyorum. Ve şimdi de dalışa gelen bir arkadaşımızla beraber oturuyoruz. Kısadan olsun bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Dalışa geldiniz bugün. Dalışta nasıl, mutlu musunuz? Nasıl bir keyif veriyor size? Evet, çok mutluyum. Adım da mutlu aynı zamanda. Suyun altında daha da mutlu oldum. Herkesin yaşamasını istediğim bir zevk. Herkese tavsiye ederim. Özellikle elle balıkları beslemek mükemmel bir duygu. Onu... Suyun altından mı besliyorsunuz? Evet, suyun altından hocalarımızın yardımıyla balıkları besliyorsunuz canlı olarak. Peki ilk defa mı dalışa geliyorsunuz? Evet, ilk defa geliyoruz. Öyle bir dalalım dedik. Yani ani karar verdik ama doğru bir karar vermişiz. Dalışı herkese tavsiye ediyor musunuz? Herkese tavsiye ediyorum. Yani dalmayı isteyen, ufak bir isteği olan daha iyi olsun. Kesinlikle dalsınlar. Peki buraya dalmaya dalış için geldiniz bu tekneyle. Bu teknede eğitmenler tarafından özel eğitimden geçtiniz galiba. Evet. Evet, bütün eğitimi aldık. Sağ olsunlar, kendileri de çok yardımcı oldular. Yani yüzmeyi ben çok iyi bilmiyorum ama dalma cesaretini onlar bana verdi. Daldım. Çok da iyi oldu. Peki, tatilcisiniz bu arada galiba. Evet, tatilciyiz. Peki, iyi tatiller diliyoruz size. Teşekkürler. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Ve şimdi de İngiltere'den Türkiye'ye dalış için gelmiş iki tane İngiliz arkadaşla beraberiz. Faik Hocam da sağ olsun bu konuda tecrübe konusunda yardımcı olacak bizlere. Hocam sorar mısınız dalıştan memnun kalmışlar mı? He wants to learn how was your experience? It was really good. It was our first time today and it was brilliant. I was very very nervous, so it was quite nice to be able to just experience something that you've never experienced before. Been on holiday a fair few times and I always wanted to do it, so it was really good to do it. Yeah, it's really good. Bunu ilk defa yaptığını söylüyor. Sportif aktiviteyi deneme dalıcısı zaten kendisi de. Çok daha önceden çok telaşlı olduğunu fakat suya girdikten sonra bu telaşının yersiz olduğunu anladığını, ilk defa yaptığı bir aktivitenin bu kadar kolay geçeceğini hiç düşünmediğini söyledi. Çok keyif aldığını, çok güzel bir aktivite olduğunu söyledi.
Peki yurt dışındaki arkadaşlarına Türkiye'deki dalışın etkinliklerini tavsiye edecekler mi? Will you advise when you turn back to your country, will you advise to your other friends for scuba diving? Definitely. Kesinlikle, yeah, definitely. Kesinlikle tavsiye edeceklerini söylediler. Peki Türkiye'mizi nasıl bulmuşlar? İlk defa mı Türkiye'ye geliyorlarmış? Is it your first time in Turkey? Yes. It's our first time in Turkey. Our friend owns a villa not too far away from the Hisarano town, so it's been brilliant. How did you find? How is that what you expected or? Yeah, it was lovely. Even better than what we were expecting. Yeah. It's Nathan's first time abroad ever, so I think good experience. Yeah. Okay. İlk defa geldiklerini söylüyorlar. Arkadaşlarının villasında kalıyorlar Ovacık'ta. Güzel olduğunu ben tahminlerinizin ötesinde mi yoksa tahminleriniz gibi mi dedim. Tahminlerimizin ötesinde olduğunu söyledi. Yani tahmin ettiklerinden daha iyi bulduklarını Türkiye'yi söyledi. Bu şekilde. Peki teşekkür ederiz. Thank you very much. Thank you. Sevgili izleyiciler, programımızın bir bölümünde bugün bizleri scuba dalış teknesinde misafir ettiler. Sevgili kaptanım, sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok keyifli bir geziydi. Sağ olun. Umarım dünya izler. İnşallah diyoruz. Sayın hocam, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada Kanal P olarak misafir ettiniz. Biz de teşekkür ederiz. Umarım insanların birazcık da olsa deniz hakkında bir şeyler dokunabilmişizdir insanlara. Herkesi bekliyoruz. Ufacık kafasında bir deniz kırıntısı olan herkesi dalışa bekliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Kesinlikle bugün insanlara çok güzel mesajlar verdik. Dalış hevesi olmayan insanlara dalış hakkında çok güzel bilgiler verdik. Ve dalış keyfini yaşattık. Dalış hevesini verdik. Bence çok güzel çekimlerimiz gerçekleşti. Bunlar ekrana geldiğinde de insanlara çok güzel mesajlar yerinde olmuş olacak diyorum. Umarım öyledir. Umarım. Çok teşekkür ederiz biz de. Benim son bir mesajım var. Buyurun. Deniz kadın gibidir. Altı da üstü de güzeldir. Bu da daha güzel oldu sevgili seyirciler. Hani programın başında da belirttiğim gibi kaptanımla röportaj yaptığımızda kaptanlar dedim neden çapkın oluyor? Kaptanım da açık açık dobra dobra dedi ki her kaptanın dedi her sahilde her rıhtımda bir sevgilisi vardır. Olması gereken de bu. Peki teşekkür ediyorum. İçgüdüler sebebiyle. Con tu física y tu química
Gezgin Balıkçı'nın bu turunda Alparslan Kaptan lakabıyla Tom Kaptan diyebiliriz sevgili izleyiciler. Bugün bizi teknesinde ağırlayacak, misafir edecek, gezimizi yapacağız ve birbirinden güzel balıklarımızı tutacağız. Size Tom Kaptan diyeceğim çünkü Türkiye ve Avrupa genelinde sizi Tom Kaptan olarak tanıyorlar. Evet. Bugün bizi teknenizde misafir ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapacağız Tom Kaptan bugün? Bugün Allah nasip ederse güzel bir gün olacak. Hem balık turu hem gezi turu olacak. Misafirlerimizi en güzel şekilde eğlendireceğiz. Balıklarımızı tutacağız. Tuttuğumuz balıkları mangal yapacağız. Eğlendireceğiz. Gayet güzel, hoş bir gün geçireceğiz. 14 yıllık arkadaşlarım, gelen misafirlerim gayet hoş, güzel gün geçirdiklerinden dolayı tekrar tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, birazdan Tom Kaptan'la yola açılacağız ve bakalım hangi çeşit balıkları tutacağız ve o balıklar hangi iğneyle tutulur, hangi numara misline kullanılır. Usta Tom Kaptan'ımızdan bu konular hakkında da bilgiler alacağız. Tu me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Tom Kaptan'la birazdan palamut avımıza başlayacağız, sırt çekmeye başlayacağız. Onun öncesi Tom Kaptan, burada kullanılmış olan iğne, misina ve burada bir pipet dikkatimi çekti. Bu iğnenin misinanın özelliğini anlatır mısınız bize? Efendim şimdi bu oltalardan başlayalım. Biz ilk defa böyle bir şeyle, bu benim icraatım burada. Bunu 10 sene öncesi böyle bir şey aklıma geldi. Daha önceden insanlar sahte plastik balıklarla balık sırtı çekerek balık tutarlardı. Ama böyle bir şey çıkardım ve bu benim fikrimle, bu gayet güzel bir başarıyla elde ettik biz bunları. Herkese tercih ederim her zaman, tavsiye ederim. Bunlar ayran pipetinden yapılma bir sırtı. İğne derdi sorduğunuz zaman iğnenin kalınlığı 2 numara. 2 numara iğne, kuş tüyü ve ayran pipeti. Her iğnede 6 tane var burada gördüğünüz gibi. Evet, doğru. Şu an 6 tane var. Bunlarla tutacak olduğumuz şey çingene palamudu. Burada 6 tane iğne var. 6 tane iğne de bunun 4 tanesi tutar. O da nasıl 4 tane tutar? Sürü alanına girdiğimiz zaman 4 tane tutar. Ve bazen 5 geldiği zaman da oluyor. Misine kalınlığı 35 numara. Ana şeyi. Diğer tarafında belirli bir pır döndüğümüz var. Burada bunu bu şekilde bağlıyoruz uç tarafına. Geri kalan misine 40 numara. 40 numara misineyle sırtımızı çekeceğiz. Allah izin verirse at çek boş yok yapacağız. Yani atıyoruz, yavaş yavaş topluyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Balık işi sabır işi. Sabır olmadan bu balıkları tutamayız. Evet, benim dikkatimi çekmiştir bazı bölgelerde. Balık oltaya atıyor, hemen 5 dakika sonra sıkıldım diyor. Balık gelmiyor diyor. Balık aynı anda gelecek diye bir şey var mı? Yok efendim. Balık pazarından balık almıyoruz. Denizden çekiyoruz. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir şey bu. Balık durduğu yerde durmaz. Havaların sıcak olmasından dolayı. Balık gezen bir balık. Her şey nasip kısmettir denizde. O zaman Tom Kaptan, hemen böyle sırtımızı atmaya başlayalım. Çingene palamutlarımız gelsin diyelim. İnşallah. Tuttuğumuz balıkları da öyle misafirlerimize, sizlere böyle ızgara üzeri güzel bir mangal, güzel bir kebap, güzel bir gün geçirmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah tuttuğumuz zaman balıkları da tekrar sizlere sunarız. Bailando, 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 bailando.
kaptan. Şu anda sırtı çekeceğiz ve bunlarda yem yok. Yemsiz nasıl atabiliyoruz? Efendim şimdi oltamız hazır. Sırtıya başlayabiliriz. Bu balığın oltanın özelliği, yemsiz tutmanın özelliği. Gördüğünüz gibi ayran pipetinden yapma bir takım. Burada bunun özelliği, su buradan girdiği zaman, baştan girdiği zaman şu iğnenin oradan kabarcık saçar dışarıya. Bu gören çingene palamudu dediğimiz balık bunun kabarcığını artlar. Artladığı zaman bu iğne gördüğümüz gibi palamut çingenesi dediğimiz balığın ağzına takılır. Allah izin verirse ilk oltamızı atıyoruz. Evet, rastgele diyoruz ve ilk oltamızı atıyoruz sevgili izleyiciler. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Evet, bu şekilde oltamızı bir çekiyoruz, bir salıyoruz, çekiyoruz, salıyoruz. Ve çingene palamudu dediğimiz balık bu şekilde boşluk bulduğu zaman saldırıyor ve takılıyor. Allah izin verirse 5 dakika sonra ilk balığımızı yakalarız. Yani dakikası belli diyorsunuz. Bu kadar eminsiniz. Tabii. Bu iş benim işim. At çek boş yok bizde efendim. Fethiye'de ilkimiz oluyor. Aşağı yukarı günlükte 15 tane yakalarız Allah izin verirse. Bekleyelim o zaman. Bakalım i̇nşallah, neler tutacağız inşallah, bugün. İnşallah. Kısa zaman hemen. 5 dakika fazla değil. Tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Evet, bu şekilde sırtımızı çekiyoruz misinayı kendimize doğru. Balığı hareketlendirmiş ve iğnelere çekmiş oluyoruz. Bakalım bugün çingene palamutunun kaç kilogramlarını tutabileceğiz? Nasıl bir çingene palamutu geliyor? Çok çok merak ediyorum. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Tom Kaptan yakaladık galiba bir tane. Evet abi geliyor. 5 dakika dedik ama 3 dakikada balığımız geliyor. Allah izin verirse şu andaki gelen balığımız aşağı yukarı 1,5-2 kilo. Derya Gusu çingene palamudu. Balıkçılarımızın bol miktarda yakalamış olduğu balık çingene palamudumuzun kilosu pazar ve hal yerinde 30 kaymadan satılmaktadır efendim. Balığımız geliyor arkadaşlar. Hop. Is this fine? Hop. İlk balığımız. Oh, iki balık. Evet. Vah. Abi. İlk balığımızı yakaladık Tom şu anda. Şimdi bunun ismi çingene palamutu mu oluyor? Evet, evet çingene palamutu. Umarım herhalde 1,5 kilo büyüklüğünde. Bunu içeriye alıyoruz. Ve yemsiz balık böyle tutuluyor. Tom Kaptan, şaşırmayın. Tom Kaptan biraz önce balık tuttuğumuz palamutu, çingene palamutu tuttuğumuz kaptanımız beraber. Aşçılıkta da üzerine yok birebir. Turistlerimize, gelen yerli misafirlerimize Tom Kaptan burada hem balık tutma keyfini yaşatıyor hem de öğle saatlerinde leziz, muhteşem yemeklerini, kebaplarını, köftelerini, tavuklarını hazırlıyor. Evet, bugünkü bize bu şerefi şeyi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere öncelikle. Yine değerli misafirlerimize hem balık tutturuyoruz gördüğünüz gibi hem çingene palamutu. 5 dakika bir zaman içerisinde bunu 5 dakika değil 3 dakikada balık tutabiliyoruz istediğimiz zaman. Öğle saatinde de böyle güzel bir on parmak, on marifet derler. Bizde de böyle evet gayet güzel bir hoş bir yemek hazırladık içeride gördüğünüz gibi yemek saati artı misafirlerimiz şimdi burada hazırladığımız gibi işte sarımsaklı yoğurdumuz, patatesimiz, Rus salatamız, sigara böreğimizden tut, salatası, köftesi, tavuğu birazdan çingene palamudumuzu pişireceğiz mangalda en güzel şekilde.
Yemekten sonra işte yine balık tutmaya devam edeceğiz. Değerli misafirlerimize tekrar bugünü bizlere şeref verdiler. Hoş geldiler diyelim tekrar. Kendilerine teşekkür ediyorum ve sizlere. Peki Tom Kaptan, Fethiye balık keyfi yaşamaya gelen insanlara ne tavsiye edersiniz? Yani buraya gelen sadece balıkçı teknesiyle çıkıp balık mı tutuyor? Bu keyfi de her zaman bütün teknelerde yaşayabiliyor mu? Tabii ki yaşıyor. Bütün tekneleri bilmiyorum. Ben kendi tekneme ve şahsıma konuşuyorum bunları. İlk bu balık turlarını ve bu hizmeti vermekte öncülüğü bizler yaptık ve onlara tekrar işte gördüğünüz gibi hem balık tutabiliyoruz hem böyle bir güzel bir lezzetli bir yemekten karşı karşıya gelebiliyoruz. Denizimize girebiliyoruz, balığımızı tutabiliyoruz, yemeğimizi rahatlıkla yiyebiliyoruz aile içerisinde. Ve değerli misafirlerimiz bir turist değil burada. Kendi ailem nasılsa onlar da öyle. Kendi ailem gibi ve 14 yıllarını verdiler bu Fethiye'ye. 14 yıldır benim misafirim oluyor burada. Evet. Ve bu şekilde de ağırlıyorum onlara. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Yani buraya gelen misafirler hem balık keyfini hem böyle leziz ellerinden hazırladığın yemek çeşitlerinin tadını, lezzetini tadıyorlar ve akşam evlerine ve otellerine güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Evet, evet. Aynı şekilde akşam üzerleri bana teşekkür etmeleri yetiyor. Bu teşekkür etmek de onların mutluluğunu gösteriyor bana. Ve tekrar eşi, dostu ve arkadaşları tabii ki bir sefere mahsus değildir bunlar. Önemli olan bizim için dostluk ve onları kazanmak ve görevimiz de onları kazanmaktır burada. Onlara hizmet vermek en güzel şekilde. Gördüğünüz gibi işte çiçeklerimiz, yemeklerimiz, lezzetli yemeklerimiz ve şimdi mangalımıza başlayacağız. Bunlar çingene palamutu. Tom Kaptan'ın biraz önce tekneyle balığa açılırken bahsetmiş olduğu palamutlar. Şu ana kadar 4 tane tuttuk. Burada 2 tane de turist arkadaşlarımız tuttu. Tom Kaptan avıyı geçiyor. Vallahi maşallah var. Arkadaşlarımın da şansından bugün balığımız gitti. Gördüğünüz gibi hareketli ve canlı bir şekilde. Gayet güzel bir gün geçiriyoruz. Bayağı güzel bir balık ama. Evet, çok lezzetli bir balık. Güzel balık, büyük balık. Arkadaşlarım da duygusunu almak isterim tabii ki bu zevkin arasında. What do you want to tell them? We've come out for a day on the boat with Captain Tom. Again, we always come with Captain Tom because he's the best. First time we've ever caught fish though, and look at the size of them. Brilliant. Great day. Güzel bir gündü diyor. Kaptan Tom'la devamlı gelmek isteriz diyor. İlk defa böyle bir balık yakaladık onunla diyor. Kendisine teşekkür ediyorum diyor. Sizin duygunuzu alabilir miyiz? Yeah, this is our second time with Captain Tom and we've had a fantastic day. Beautiful scenery, beautiful sunshine, lovely food and we've caught some fish. that's a good one. Thank you very much. Oh, Tom. Güzel bir gündü diyor. Her şeyden önce diyor kendisine teşekkür ediyorum diyor. Bildiğiniz gibi diyor. İkinci defa Kaptan Tom'la tura geliyorum diyor. Güzel bir gün, güzel güneşli bir havada diyor. Bugünün zevkini çıkarıyoruz diyor. Güzel bir yemek yapmış diyor. Onun için de kendisine teşekkür ediyorum diyor sonsuz diyor. Enrique Iglesias. Gente de sol.
bugün çok güzel böyle çingene palamutlarını tuttuk sevgili izleyiciler. Tom Kaptan'ımla beraber. Tom Kaptan, bugün bizi teknenizde misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Balık tutma rica keyfini ederim. Yaşattınız. İzleyicilerimize çingene palamutu tutma keyfini yaşattınız. İzleyicilerim ve kendimiz adına, izleyicilerimiz ve Kanal F adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu zevki tattırdığınız için bize bugün. Güzel bir gündü. Her şeyden önce sizler ve misafirlerime çok teşekkür ediyorum bugün içerisinde. Artı her zaman görüşmek üzere diyorum. Güzel bir gündü. Umarım herhalde herkes memnun kalmıştır günümüzden. Çingene palamutlarımızı tuttuk. Allah izin verirse akşam bir de güzel bol sarımsaklı böyle şeyli mangalımızı, yemeğimizi yaparız. Gayet güzeldi. Demek ki insanlar istediği zaman sabır ve selametle bu balığı tutabiliyorlar. İnşallah diyoruz. Zannettiğim kadarıyla Fethiye'de şu anda tam balık mevsimi açılmadı, balık tutma mevsimi. 15 gün gibi bir zaman dilimi mi var, öyle mi biliyorum? Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur. Balık zamanı şu anda, palamut zamanı. Ağustos 15'te başlar bunlar. Eylül'ün sonuna kadar devam eder bu şekilde. Aşağı yukarı her gün 10-15 tane tutarız ama bazen de tutamadığımız zaman oluyor. Peki, ben sizlere çok teşekkür ediyorum gezgin balıkçı olarak. Bugün bizleri teknenizde ağırladınız. Evet sevgili izleyiciler, Tom Kaptan bizleri teknesinde ağırladı. Bugün çingene palamutu hangi misinayla, hangi iğneyle nasıl tutulur bunları gördük. Bunların deneyimini edinmiş olduk. Evet, Fethiye sahillerinde hakikaten çok güzel böyle büyük, iri, 1-1,5-2-2,5'a kadar çingene palamutunu rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Evet, gayet tuttuğumuz balıklarda gayet güzel bir şekilde 1-1,5 kilo ağırlığında geliyorlar. Bu balıklar artık şimdiden kere Eylül'ün sonuna kadar bu şekilde devam eder. Bunları bir de misafirlerimize sormak istiyorum. Tanrı misafirlerimize. Evet, bugün beraber palamut avına çıktığımız İngiliz misafirlerimiz de yanımızda. Bayağı bir tuttu. What's your name? My name's Keith. Yeah, I'm Graham. And Peter. Evet, arkadaşım tuttu. İki tane palamut. Siz tuttunuz, siz de tuttunuz. Kaptan. It's two each we catch today. Oh, my best friends we catch you on the train. Three ballet. Üç tane şampiyonumuz. Champion. This drink on one free beer. One free beer. Yes. The first we catch. Evet, ilk balığı tutan arkadaşımız ilk beleş biramızı kaptı bugün. Artık onun mutluluğuna bugün üçüncü balığını da tutmuş oldu. O hızla. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize gezgin balıkçı olarak arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istedikleri son bir şey var mı? He said we thank you very much with everything. Do you want to tell him again another anything? Yeah, well, I mean this is my second trip with Captain Tom. Thoroughly enjoyed it. He's a great captain and we'll keep coming to see Captain Tom. İkinci defa diyor katılıyorum Kaptan Tom'la diyor. Tekrar görüşmek üzere teşekkür ediyor. Gezgin balıkçı. Sevgili izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.